Oya Tolga Türkiye'nin en iyi, bence dünyadaki en önemli makyözlerden biri hanımefendi. Çok naziksin. Bugün size Oya Tolga önemli tüyolar verecek. Ve Oya Hanım'ın stüdyosu diyelim aslında orası. Şimdi make-up stüdyo. Evet, make-up zaten stüdyosunda make-up çekim stüdyo yaptı sevgili Reyhan. Onu da izlettireceğim size ve Oya Hanım yüzleri anlatacak. İşte hangi yüz, hangi tip, neyi tercih etmeli, ne yapmalı, ne bileyim. Bu ruj mesela bende doğru mu? Biraz önce benim rujum pembeydi. Biraz fuşya'ya benzer allığım da vardı. Bir anda onu döndürmeye çalıştım. Çünkü niye? Ben biraz tralelli olduğum için benim yayına çıkacağım elbise başkaydı. Onun için onu gördüm ve ayakkabımda o elbisenin fuşyaydı. Ruju allığı sürdüm. Bir anda böyle yaptım. Ben bunu giymeyeceğim, bunu giyeceğim dedim. Etek gömlek gibi duruyor ama bu da bir elbise. Kırmızı pabuç giydim. Bir anda makyözüm Tuğba geldi dedi ki bunların hepsini yaptınız, bunlar kaldı dedi kızcağız. Hemen burada çevirmeye çalıştık. Olsun, oldu. Çok güzel. Oldu, bunu da anlattım. Normal. Şimdi çok güzel. Seda'm, yani Seda'cığım diyeceğim. Tabii çünkü ki, lütfen. Eskiden o kadar eskilere dayanıyor ki. Yani çok özür dilerim. Çok genç bir kızdım. Çok. Ve de çok güzel. Teşekkür ederim. Hala öyle. Çok teşekkür Hiç ederim. Hiç değişmiyorsun. Her gün daha güzelleşip daha kendini buluyorsun. Çok hoşuma gidiyor ki seni seyretmek keyif. Güzelleşmek değil, o lafı daha çok sevdim. Kendini bulmak. Evet. İnsanın kendini bulması, bunlar evet, çok önemli. O güzellikten kendini de önemli. Değil mi? Nasıl davranacağın, nasıl bakacağını öğrenmek. Her türlü şeyi kendine yakıştırmak, o çok önemli bir şeydir. O bir zaman ister. Doğru. Onun için kadının çok gencindense belli bir yaştan sonra o kendini bulmuş kadını ben daha çok seviyorum. Ne güzel. Oya Tolga Hanım inanılmaz tüyolar verecek. Hazır bekleyin. Peki Türkiye'nin en önemli makyözlerinden Oya Tolga hanımefendinin Burcu Kova ve astrolog arkadaşım Firuze Özkol biraz önce dedi ki kovalar dedi herkesin düşündüğünden 5 yıl öncesinden. Bu senin işini de tabii burada olmanın da şeyi bu değil mi? Nedenlerinden biri bu. Valla kova geleceği burcu olmak enteresan bir şey. Yani ben burcumdan şikayetçiyim. Niye? Yani şöyle şikayetçiyim. Bir kere insan olarak doğaya falan çok yakınım, ifade edemiyorum. Hep içine kapanık gibi duruyorum etrafa karşı. İnsanlara karşı Ajda öyle. Öyle değil mi Ajda Pekkan'la? Evet, yani bu açıklığı veremiyorum her zaman. Bir de herkesin işine koşuyorum, kendi işlerim en geride. Hoş geldin Elizabeth içeri. Evet, sen evet. Başkalarına yardım etmek. Ya yani evdeki kedi bile benden öncelikli. Yani aynen, ben herkesten sonrayım. Allah Allah. Kovanın bu kadar evet, kendini geriye atması var mı? Hep ya öyledir. Ya içeride benim hayatta hep en öyledir büyük dostum. Öyle gözükmüyorum belki ama. Kendini hep unutuyor. Harika bir ay insan. Ne güzel, herkesin ne peşine insan koşuyor. Onun cenaze işte ay töreni. Canım, onun günlerdesi. Bir gün dedim ki yahu biraz kendini hatırla. Koşturuyorlar, öyle bir uyarı var. Ama kovaların halbuki bir narsist tarafı da vardır Oya Hanım. Yani narsizm kovanın başka bir şey. Şimdi kendine güveni getiriyor. Kendine güveniyorsun. O tamam, sen hazırsın. Köşede bekliyor her şeyinden. Tamam mı? O narsizminden bilmem ne sen. Ama herkesin babasının uşağısın aynı zamanda. Ailede, eşte, dostta. Doğru. Ama siz yapıyorsunuz bunu demek ki. Siz ve seviyorsunuz. Tabii ki. Kimseye fırsat vermiyor demek. İsteyerek yapıyorum. En sonunda benim bir şeyim hep geri kalıyor. Lafınızı kestim. Yanınızdaki böyle çok yakın insanlar ki ben yaşıyorum bunu. Nasıl olsa o var. Tabii. Anneler duygusu oluşturuyor. O da fena. Evet, evet. Yani şimdi mesela ben nasıl olsa Eliz var diyor. Elizabeth var diyorum evet, yani. O şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben mesela özür dilerim. Yok, pardon. Yok, ben mesela kızıma yüklenmeye başladım. Birinin de benim için bir şey yapması gerektiğini hissediyorum. Çocuğa yüklenmeye çalışıyorum. Baktım başladım. Aa, ya mecbur mu? Hayır. Her dakika kendi işini, herkesin işini yapan sen. Git kendi işini de gör değil mi? Hayır, o da benimkini yapacak. Birinden bekliyorum bir şey. Ama Filiz'cim ne kadar doğruyu bilmiyorum. Bunu bir şey düzel. Kova kadınında başka türlü bir zarafet vardır. Aynen. Zariflik bir yana. Şimdi kovada Satürn, disiplin vardır. Çok çalışkandır. O oğlak, ondan anlaşıyoruz. Tabii. Oğlakta ama da vardır birine, o disiplin. Müdüre Hanım.
Topluma yardım etmek için mi, kendi egosunu tatmin etmek için mi belli değil. Çünkü o çalışkanlığını bir yere kanalize etmek zorunda. En yakınların hayatlarına koşturuyor. Ama Uranüs tarafı tuttuğu zaman o Uranüs ona ulaşılmaz yapıyor. Egzantrik yapıyor. Bu sefer de diyor ki düşüncelerimi açıklarsam kabul görmem diyor. Ben çok deli düşünceler içindeyim. Ben bunu çevremi normal insanlara nasıl anlatacağım tabu deyip kendilerini geriye çekiyorlar. Tabu yıkıcı bir tavırları var. Tabu yıkıcılar. Evet. Bazen hiç dayatmalara gelemem. Evet. Peki. Devam edeceğiz ama önce ben Oya Tolga hanımefendinin make-up stüdyosunda bir çekim gerçekleştirdik. Onu izlettirmek istiyorum. Üzerine konuşacağız. Siz de lütfen dikkatli izleyin. Bu yazın trend makyajları nelerdir? Bu sene son derece doğal tonlar ve renkler kullanacağım yazın. Çünkü buna ben karar vereceğim bu sene. Son derece doğal bir makyaj bu sene. Gördüğüm kadarıyla her yerde son derece doğal bir makyaj şekli var. O da benim çok hoşuma giden bir makyaj türü. Bu sene gelinlerim de doğal olacak inşallah. Yani tabii ki talebe göre değişebilir. Bazı gelin çok doğal olmak istemeyebilir ama bana bırakanlar doğal çıkacaklar. Makyajın hileleri var derler. Makyajın hiçbir hilesi yoktur. Doğru şeyi görüp doğru yere sürmek gibi bir mecburiyeti vardır. Yüze nasıl ışık verilir, nasıl gölgesi nerede olmalıdır. Her yüz çünkü her kişiye özeldir, farklıdır. O açıdan doğru malzemeyi doğru yere koymak için herkese farklı bir eğitim gerekir. Renkli gözlü kişilere nasıl makyaj uygulanmalıdır? Şimdi bu esmer bir hanım tabii yani biraz koyu tonları, siyah tonları falan kaldırabilir. Ama ben siyahı daima kullanırım, dozunu ona göre ayarlarım. Yani illaki rengi gözünün açık diye açık renk makyaj yapmak gibi mecburiyeti yok insanların. Mesela yeşil gözlere gri ve maviye kaçan tonlar kontrast yapar ve çok güzel yeşile döndürür gözü hakikaten. Mesela mavi gözlerde daha çok mürdüm kullanmayı tercih ederim. Çok daha plate ediyor rengi. Ev ortamında yaptığımız makyajlarda makyajımızın doğruluğundan nasıl emin olabiliriz? Eğer biliyorsan emin olursun. Bilmiyorsan olamazsın tabii. Onun için makyaj eğitimi alman lazım ki emin olabilirsin, ne yaptığını bilesin. Çünkü o makyaj eğitimi sırasında bir kağıt veriyoruz. Onu önüne koyduğun zaman yapıyorsun zaten. Unutmuyorsun. Merak etmeyin. Her şey düşünülmüş, sizin için ayarlanmış. Makyaj o kadar sanıldığı kadar zor bir şey değil yani. Doğru şeyi doğru yere koyacaksın. Bütün hikaye o. Biz de onu öğretiyoruz. Her yüzde bu değişebilir. Ama birçok kişi de doğru şeyi doğru yere koymayı öğrenince farklı bir görüntü oluyor. Yani özel hayatı da değiştirir. Makyaj her şeyi değiştirir. Makyaj yapmak bir sanat mıdır? Önce tekniği çok iyi bilmen lazım ki oynayabilirsin. Yani bir make-up artist olmak demek kuralı kendi koymak demektir. Sadece kuralla makyaj yapılmaz. Doğru kuralı koyarsın, ne yapacağına karar verirsin, ona göre devam edersin. Ünlü makyöz Oya Tolga canlı yayında Seda Sayan'da cevaplıyor. Sayından bir şey rica ediyorum. Ekranı ikiye bölüp bir tarafa Oya Hanım'ı, bir tarafa beni. Çünkü ben mesela Oya Hanım'ın şu an yüzünün rengine bayılıyorum ve ben böyle seviyorum.
İzin vermiyorlar benim böyle olmama. Önce başta o Ayşe Ersay'ın var ya, yanakların soluk, yanakların soluk. Aslında budur. Çok fazla oynamamalı. Bilmiyorum ben mi doğru düşünüyorum Ayşe Ersay'ın mı? Mesela ama sana baktığım rujum bile çok hafif. Gözüne Ayşe Ersay'ınla ilgili ben konuşacağım. Peki bizi ikiye bölüp al bakayım Ayşe Ersay'ın. Bölemiyoruz. Niye bölemiyoruz? İnşallah seneye böleceğiz. Neyse. Şimdi Ayşe Ersay'ın ne diyorsa doğrudur. Seneye şekerim. İnşallah. Efendim? Ayşe Ersay'ın ne diyorsa doğrudur. Çünkü o bir dış göz ve iyi bir göz. Türkiye'de tanıdığım nadir iyi gözlerden biri Ayşe Ersay'ın. Yani benim çok saygı duyduğum, beraber çalışmak istediğim ama nadir insanlardan. Ama bak şimdi ben yeşil gözlü, sarışın, beyaz tenli bir kadınım. Bu kadar renklere karşı bak beni böyle bir çayır güzeli yapmıyor mu? Hayır. Her zaman çok güzelsin. Bir dakika. Ama ben daha soğuk olmak istiyorum. Ne bileyim, heykel, heykel olmak istiyorsun. O zaman az kullanıyorum. Çayır güzeli diyor. Ben renk sürdüğüm zaman hepsi geliyorlar. Ay ne kadar güzel olur. Ben halbuki daha soft dudak rengi ama istiyorum. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şu rujumu silin, dudağım daha güzel. Sileceğim canlı yayında bir dakika. Şu ay çok altın güzeldi. Takmalı, pardon, silme ya takmalı. Çok güzeldi. Seda çok güzeldi yapma ya. Ya bence de çok güzeldi. İşte oğlak inadı değil mi bu? Evet. Evet pik. Daha güzel dudağım. Sürüyoruz aynı onları. Renk ayı biraz daha parlaktı. Vallahi daha güzel değil mi kız kendi dudağım? Ayrıca dudağımın içinde renklendirici falan da yok hani. Var yapıyorlar ya. Şimdi biraz kızardı bekle. Dişe gel. Bir dakika. Seda aslında doğuştan kiraz dudaklıymış. Kudretten sen. Yavrum kudretten. Şimdi ben bunun üstüne kendi dudağımın rengi de değil. Hani mesela böyle senin şimdi bir dakika bir şey yapılabilir hani. Sedacığım. Size hafif gölge ve hafif bir parlaklıkla bu elmacık kemiği yapılıp bir böyle çala kalem sürüyoruz. Renkten çok istiyor. Bir heykel yüzü yapılabilir. Evet. Değil mi? Mesela ben istiyorum ki ama bu makyajınız çok hoş ve çok beğeniyorum ben. Şimdi gözüm tamam. Hayır. Ama bana sadece kalsa sadece göz değil, genel de güzel. Allık sürmekten nefret ediyorum. Allık ben de pek sevmem, kullanmam da çok nadir. Çünkü o kadar beyazım ki. Çok. İstemiyorum allık sürmek. Allığı da sürdüm bir şey oluyorum böyle hani küçük kızları boyarlar ya. Çayır güzeli. Çayır güzeli oluyorum böyle bir. Ve bir şey oluyorum böyle. Her renk var Allah'ıma çok şükür der gibi. Çok güzel yüzüm. Ama ben de böyle seviyorum. Çek, Oya Hanım'ı çek lütfen. Çok yakına girmeyin ha. Ay böyle seviyorum bak böyle. Teşekkür ederim. Herkesin bir tipi var yani. Ben hayatım boyunca mesela allık kullanmayı unutmuş bir insanım. Ben de sevmiyorum allık. Unuturum yani sürmem o kadar alışmamışım. Nur da bana kızıyor şu yanaklarına bir şey sür. Ay sevmiyorum yanaklarımı boyamayı. Ben de sürmüyorum pek. Yani belki hani bizim tipimiz aşağı yukarı hani açık ya, bu, renkler, solgun yüzler. Hani bakın da süründüm gibi oluyor. Allık sevmiyorum. Çok enteresan bir kadın. Soruyorlar anne. Vallahi en ucuz. Az daha marketin ucuz. Markette satılıyor kız. Kimse inanmıyor. Hediye diyorum arkadaşlarıma. Onu da sağ olsun Nur öğretti. O pudrayı sürüyorum. Ve çok uçuk bir ruj. En sevdiğim rujsuz. Ha bir de kaşımın kalemini kimse beni sokağa çıkaramaz. Kaşımı boyamam lazım. Niye bilmiyorum. Eskiden ben söyleyeyim o niyesini. Çünkü aldıra aldıra küstüler. Bir dakika yalnız. Sedacığım ben hayatım boyunca bu yaşıma geldim. 38, 30 küsur senedir maşallah makyaj yapıyorum ve bu işi yapıyorum. Bu kadar sene içerisinde doğuştan kaşı kötü en fazla 3 kişi gördüm. Veya bilemedin taş çatlasa 5'tir. Bulmaz. Biz kaşları bozuyoruz. Siz bozuyorsunuz ayrı. Siz yanlış bir şekilde bir olay yaratıyorlar. Hiçbir zaman kaş mesela üstten alınmaz. Üstten çıkan o ince tüyler hafifçe bırakılır. Çünkü onlar zaman içinde kaş olur. Ve kaşın istikbalini şey yapar. Üstünü almayın kaşlarınızın. Alıyorsunuz onları. İple kaş alarak üstteki kaşları yok ediyorlar. Ve kaş daima babaannem bile biliyordu bunu. Alttan al kaşlarını diye. Ben çocuktum. Özenmişim herhalde. Kaşlar alttan alınır. Sakın üstten alma diye. Beni azarlardı o zaman. Yani kadıncağız biliyordu demek ki. Sonradan bu bilinç
gitti, bir bilinçsizlik geldi. Herhalde doğulu insanların fazlasıyla ortalığa çıkıp kendilerini güzelleştirmek uğruna kaşlarını katletmelerinden alışkanlık bize geldi bu. Çünkü hakikaten yani... Şimdi ben mesela senin yüzüne baktıkça yüzümü silesim geliyor. Ay yok canım, sen bir mesaj mı veriyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Ay canım. Vallahi olur mu? Sana bakıyorum. Ay adam düştü en sonunda. Al düştü en son. Ben dedim o öyle durdu. Şimdi sana bakıyorum mesela, benim yanaklarım çok geliyor. Bak al. Ay yapma, çok güzel. Sus sen. Bunlar da. Bak göster kendini bacım sen. Bakayım dur, kendimi göremiyorum. Ha. Bak şimdi bunlar fazla benim. Çok fazla. Bu ne böyle bu kadar? Sürülür mü ya? Vallahi gerek yok. Çok değil mi? Çalak alem gibi. Şimdi ne yapacağız? Değil. Çok güzel tabii bak. Ha? Çok güzel, çok güzel. Makyaj da güzel şeydir canım. İyi yerde durursun. Gölgeler de güzel duruyor. Bunlar ben allık sürmedim ama hepsi birden rejiden buraya aşağı geliyorlar. Yanaklarına bir şey çıkıyor. Dudağını soylaştır. Eğer rujumu o gün bir şey olmuşsa böyle bir kendi bir şey zannedip de koyu sürüyorsam herkes tek tek odaya geliyor, ne güzel olmuşsun diye. Ama renk seviyor insanlar. Bak silince daha iyi olmadı mı? Söylesene, ben kırılmam, bayılırım bir de. Ben biraz daha flu, daha nötr renkler sevdiğim için. Soğuk renkler. Soğuk renkler sevdiğim için olabilir ama herkes öyle sevmek zorunda değil. Yani talep, ben profesyonel bir insanım. Ne isterlerse onu yaparım. Makyaj bir tek tür. Efendim Oya Hanım gözü çok koyu boyuyor. Aa. Oya Hanım her isteneni yani yapmaz esasında. Ama ille de koyu boyuyorum diye bir şey yok. Ben hiç yok gibi de boyarım. Koyu da boyarım. Tabii. Açık da boyarım. Mor da boyarım. Pembe de boyarım. Boyunu. Hepsi bak orada gördün. Masanın üstünde milyonlarca boya var. Renk evet, var. Evet, o renklerin, tabii, o renklerin hepsini ben ekranı kullanırım. Düşürsün, yani açık renk an, çok nötr makyajlar da yaparım. Koyu da yaparım. Benim sınırlarım yok. Evet. Benim sınırım yok. Ben her şeyi yaparım makyaj konusunda. Ne utanırım ne sıkılırım yani. O benim işim. Peki ne yapıyorsun? Mesela geldi gelinlik diyecek. Mesela benim ben gibi çok renkli bir... Gelinde ben biraz çok doğal makyaj severim. Kesinlikle. Yani özellikle onlar bu sene... Onlar da ama ne kadar abartı varsa istiyorlar. İstesin. Kullar yani, böcükler, mümkün böcükler. Olduğu kadar törpülemeye çalışırım. Bir gelini kırmak da istemem doğrusu. Öyle bir günde. Ben seni istemiyorum, böyle olacağız falan. Yok öyle bir şey tabii. Kızcağızı anlatmaya çalışırım. Anladığı kadarını artık yaparım yani. Ne kadar anlatabiliyorsam. Yani çok fazla... Ünlülerin ben... makyajını beğeniyor musun Oya Tolga? Tabii ki. Kim benim mesela? Ben hepsini beğeniyorum. Hepsini. Ya bir kere mesela bana gelse şurasını eleştirmen, böyle yaparım. Eleştiri olarak kimseye bakmam ben. Yani mesleki eleştiri olarak bakmam. O zaman müzik dinlerken eleştirir misin? Eleştirir tabii. Ya, hayır. Kulağıma... Yani öyle deme. Ben eleştiririm. Ben eleştirmem. Ben mesela keyif veriyorsa, güzelse bakarım. Ama yani ben orası biraz böyle da müzisyen burası. Kulağıyla dinliyorum. Orada ne oluyor, ne basılıyor her şeyi duyduğum için yanlışlık duyduğum şimdi bir şey zaman rahatsız oluyorum. Tabii bunu böyle söylüyorum ama mesela yapılıyor. Ben çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Yanlış anlamasın kimse. Yerli dizi seyredemiyorum makyaj yüzünden. Ha. Çok çala kalemler. Bu kadar kötü olamaz. Kötü, doğru. Çamur. Yani. Çala kalem. Yani bunu tenkit etmek için söylemiyorum. Doğru. Resmen çamur yüzler. Aynen öyle. Bir ışık almıyor. Nasıl oluyor? Işık almayan yüz güzel çıkmaz. Güzel de durmaz. Ben de böyle büyük bir katliamı seyretmek istemiyorum doğrusu. Evet, şimdi makyözüm Tuğba oradan bakıyor. Tuğba Hanım'ı çok teklif ediyor. Çok beğeniyorum. Başarılı. Evet, aslında ona kalsa ediyorum. O da gölgelerle bırakıyor suratımı. Gayet güzel. Güzel ama Ayşe Ersay'ın geliyor diyor ki dudağını şey yap. Bir de Reyhan'ım var benim sağ olsun. Dudağım ne zaman koyuysa bayılıyorlar onlar. Biz değil mi, yalan mı? Benim mesela tiklerim vardı, ben bıraktım onları. Yapıyor muyum artık? Tuğba çıkıyordu arkadan bir makyajla üstüne ben yapıyordum. Kız deliriyordu. Ama şimdi onları bıraktım, o tikleri. Son derece kendiyle barışık bir hanım olarak. Ama Ayşe dudağını ama bir diyor. Dakika bir şey söyleyeceğim. Yanağını diyor. Ayşe Ersay'ın bir yönetmen olarak eğer bunları talep ediyorsa yapmak lazım. Ayrıca Ayşe Ersay hayatımda vazgeçemediklerimden biridir. Vazgeçmeyin, akıllı kadının tercihidir o. Doğru. Ne bileyim ben hani gene de hani saçım sarı, gözüm yeşil, tenim böyle yok. Beyaz. Bir de onları sürünce... Ama bu sizin özel hayatınız değil. Değil mi? Topluma bak. Ben de burada bakış açısına dinliyorum. Bağlı bir şey. Ayşe Ersay'ın onu çok güzel biliyordur. Biraz önce yaptığımı yapıyorum. Güzel bir pudramı sürüyorum. Pudra sürüyorum. Bakın unutmayın. Fondöten sürmüyorum. Pudra sürüyorum yüzüme. Allık sürmüyorum. Belki bir rimlerle gidiyorsam bir de dudağımda parlatıcı severim.
Ve gözaltımı aydınlatmayı seviyorum. Ben parlatıcıdansa şu mat dudağı tercih ederim. Ya. Yağlı o da bir de böyle yağlı yağlı gibi yürüyor gidiyor bu bazen. Bu çok şuralar. Güzel. Bu çok güzel. Ne geliyor? Vallahi o parlatıcılar böyle bir şey yürüyor, bir şey yiyor, yürüyor ya şuralara. Bir de çok kenara doğru kadar sürülünce parlatıcı çok yanlış bir şey yapılıyor. Tam kenar şeyine kadar sürüyorlar. Şuralara şöyle. Parlatıcı sadece ortaya birazcık sürülür. Yoksa çenenden toplayamazsın günün ortasına evet, doğru. Evet yayılıyor bazımınki. Yayılır. Yayılır. Bazımınki. Yarın yine buradayım hayırlı haftalar dileyerek. Çıkın çıkın gelin kız.